Merhaba! 19 binlikle 7 onluğu toplarsak kaç yapar? İlk olarak 19 binlik ve 7 onluk ayrı ayrı kaç yapıyor onu bulalım. Ardından bulduklarımızı toplayabiliriz. Evet, 19 binlik ne demek? 19 tane bini yan yana toplarsak sonuç 19 bin eder. Şimdi birinci bini yazdık. Elimizde 2 tane bin olursa 2 bin olur, değil mi? 3 tane 1000 olursa sonuç 1000, bin, 2000 bin ve 3000 olur. Sonucun ne çıkacağını anlamışsınızdır. 19.000'lik varsa veya 1000'i 19 ile çarparsak sonuç 19.000 çıkar. Yani 19.000'lik tam anlamıyla 19.000 eder. 7 onluk için de benzer bir durum geçerli. 7 onluk demek 7 tane 10'u toplamak demektir. 10 artı 10 artı 10. Bu işlem 19 tane bini toplamaktan daha kolay. Bu kez 7 tane sayı sayacağım. 6 tane 10 yazdım. 7.yi de yazayım. Buradaki 7 tane 10'u toplayacağız. 10, 20, 30, 40, 50, 60 ve 70. 7 tane 10'u topladım. 70'tir. Şimdi de bulduğumuz bu iki sonucu toplayalım. 19 10 binlik, 0 yüzlük, 7 onluk ve 0 tane 1. Sonuç, 19.070. Bu soruyu basamak değerlerine dikkate alarak da çözebilirdik. Böylece, binlikleri ve onlukları alt alta yazmak zorunda kalmazdık. Basamak değerlerine göre bu sayıyı şöyle çözümlerdik. 19 binlik varmış. Bu ne demek? Binler basamağının altına yazılacak olan rakam, 9 olmalı. 19'un diğer rakamı olan 1 de 9'dan önce yazılmalı. Bu nasıl okunur? 19 bin. 1000. Şuraya 1000'i yazdığımız için de yanda boş kalan tüm bu basamakları kapsamış olduk. Veya altlarına 3 tane 0 koymuş olduk. 19 bin sayısının binler bölümü sonda yazılı olan 3 tane 0 ile ifade edilir. 7 onluk içinde onlar basamağının altına 7 yazıyoruz. Benzer şekilde sonra gelen basamak boş kalacak. Çünkü elimizde hiç birlik yok. Onlar basamağı dediğimizde hemen ardından gelen basamağın 0 olduğunu belirtmiş oluruz. Binler diyerek şuradaki 3 basamağa 0 eklemiş olduk. 7 onluk içinde sonra gelen bir basamağa 0 yazarız. Bu sayıyı az önce yaptığımız gibi toplayalım. 19 binlik 0 yüzlük ve 7 onluk. Gördüğünüz gibi iki ayrı yolla da çözülebilir. Teker teker yazarak 19 binliğin 19 bin ettiğini ve 7 onluğun 70 ettiğini bulabilirsiniz. Veya basamak değerlerini kullanarak hesaplayabilir ve en sona gereken sayıda 0 ekleyebilirsiniz. Her iki yolla da ulaşacağımız çözüm 19.070 olacak. Evet. Şimdi başka bir soru çözelim. 5, 10 binlik artı 22 binlik. Bu soruyu da iki farklı yolla çözebiliriz. İlk yoldan gidersek, 5, 10 binliğin kaç ettiğini hesaplarız. Elimizde 5 tane 10 bin varsa, 1, 10 bin daha, 1, 10 bin daha. 3 tane oldu. 4. 10 bin ve 5. 10 bin. Bunların toplamı 50 bin eder. 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin ve 50 bin. Demek ki 5-10 binlik 50 bin edermiş. Şuraya da yazalım. 50 bin artı 22 binlik. 19 binliği nasıl hesaplayacağımızı hatırlayalım. Yalnızca bir tane bin yazarsak sonuç bindir. 2 tane bin varsa toplamları 2000 bin eder alt alta 22 tane bin yazıp toplarsak sonuç 22 bin olur. Sonuç 22 bin. Şimdi bu sayıları toplamamız gerekiyor. 50.000 bin artı 22 bin 72 bin eder. İki yolla da çözüme ulaştık. Önce 5 10 kaç ettiğini ve 22 binliğin kaç ettiğini bulduk. Sonra bulduğumuz iki sayıyı topladık. Bu soruyu bir de basamak değeri tablosunu kullanarak çözebiliriz. Yine basamak değerini kullanacağız. Basamak değeri tablomuzu da getirelim. İlk sayımızı tabloya yerleştirelim. 5, 10 binlik. 10 binler basamağına 5 yazacağız. 5, 10 binlik. Ardından gelen basamaklara 0 yazacağız. Bu basamaklar boş. Binler, yüzler, onlar ve birler basamakları boş. 10 binler basamağı için 4 tane 0 ekledik. Diğer sayımız da 22.000'di. 22 yazıyoruz. Bu sayıyı tabloya bakıp 22 binler olarak okuruz. Her zaman sayının birler basamağının tabloda denk geldiği 0 olmayan basamak değerini okuruz. Sayımız 22 sonra binlik. Binler basamağı söz konusu olduğunda yaptığımız gibi sonuna 3 tane 0 ekliyoruz. Son olarak bu iki sayıyı toplayacağız. Her bir basamak değerini ayrı ayrı düşünelim. On binler basamağında 7 var. Binler basamağında 2 var. Yüzler, onlar ve birler basamağında ise hiçbir şey yok. Yanıtımız değişmiyor. 5 on binlik artı 22 binlik 72 bin eder.